Merhaba. Obstrüktif şok, kardiyojenik şoka çok benzer. Buraya kalp çizmemin sebebi de bu zaten. Kardiyojenik şokta kalp gerektiği gibi kasılamaz. Dolayısıyla kan akışı bozulur. Obstrüktif şokta karşılaşılan durum da buna çok benzer. Ancak burada kalp dışı bir tıkanıklık söz konusudur. Bu tıkanıklık kalbin çevresinde ya da vücuda kan ulaştırmakla görevli olan kan damarlarında olabilir. Kardiyojenik şokta görülenlere benzer belirtiler görmek mümkündür. Örneğin, söz konusu tıkanıklık kanın akciğerlerde ya da kalbin sağ tarafında birikmesine yol açabilir. Akciğerlerde biriken sıvı hastanın öksürmesine ve solunumda güçlük çekmesine sebep olur. Bundan pulmoner ödem ya da akciğer ödemi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Az önce gördüğümüz gibi Kan birikmeye devam ettikçe aşırı sıvı yüklenmesi sonucu kalp genişlemeye başlar. Ve buna da kardiyomegali yani kalp genişlemesi adı verilir. Sistem içinde birikmeye devam eden sıvı sonucu jugüler venöz dolgunluk adı verilen bir durum da ortaya çıkabilir. Bu da şu anlama gelir. Kan toplar damar sistemine doğru geri gitmeye başladığında boynumuza kadar geleceği için Boyun toplar damarı şişer. Durum çok ciddi ise vücut genelinde şişlik gözlemlenir. Bu duruma da anazarka ya da vücutta sıvı birikimi adı verilir. Bu saydıklarım yani pulmoner ödem, kardiyomegali, juguler venöz dolgunluk, anazarka yani vücutta sıvı birikimi gibi belirtiler hem kardiyojenik hem de obstrüktif şokun belirtileri olabilir. Bunların hepsi sıvı birikimine işaret eden belirtilerdir. Buna ek olarak nabız artışını yani taşı kardiyi, kalbin kanı pompalayamaması sonucu tansiyonun düşmesini, diğer adıyla hipotansiyonu ve oksijen iletiminin azalmasını da listeye eklememiz lazım. Peki, obstrüktif şoka ne sebep olabilir? Bunun için isterseniz şuraya hemen bir göz atalım. Burada dört farklı kalp çizimi görüyorsunuz. Böylelikle farklı tıkanıklık çeşitlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak kardiyak tamponadı inceleyelim. Bu durum, perikard boşluğunda sıvı birikmesi sonucu kalp çevresinde basıncın artması ile ortaya çıkar. Peki perikard boşluğu nerededir? Bu kalbin içinde bulunduğu boşluktur. Bu boşluk, kalbin sürtünmesiz ortamda atması için sıvı üreten hücrelerle kaplıdır kalbin yaşadığımız sürece atmaya devam edeceğini düşünecek olursak, Yağ benzeyen bir sıvıyla dolu bir boşlukta bulunması ve bu sayede sürtünmenin minimum düzeyde olması son derece önemlidir. Perikardiyel tamponatta aşırı sıvı birikimi söz konusudur ve bu durum perikard efüzyonu olarak bilinir. Bu efüzyon yani sıvı birikimi kalbin karıncık duvarındaki bir yırtık sebebiyle ortaya çıkmış olabilir. Bunun sonucu olarak kalp dışarı kan sızdırmaya başlar ve bu kanda perikard boşluğa dolmaya başlar. Sıvı birikimi de zaman içinde kalbe baskı uygulamaya başlar. Kalp kendini çevreleyen bu sıvı yüzünden genişleyemez. Sonuç olarak da kalbin bu kısımları giderek küçülmeye başlar. Kalp küçüldüğü için yeteri kadar kan kalbe giriş yapamaz ve dolayısıyla da kalbin pompalayacağı kan hacminde büyük bir düşüş olur. Sadece bu kısımlar küçüldüğünden değil, artan basınç yüzünden alt ana toplar damar ya da üst ana toplar damar aracılığı ile sağ kulakçığa gelmeye çalışan kan da buraya gelemez. Sıvı ve gazların düşük basınca doğru hareket edeceklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Bu aynı zamanda kalbinde çalışma prensibidir kasıldığında kalpteki basınç artar ve kan da bu sayede dışarı pompalanır. Ama burada kalp çevresindeki basınç yüksek olduğundan kan damarlar aracılığıyla kalbe giriş yapamaz. Bu da venöz dönüşün azalmasına, odacık boyutlarının başka bir deyişle kulakçık ve karıncık boyutlarının küçülmesine, kalpten pompalanacak kan miktarının yani atım hacminin düşmesine sebep olur. Kardiyak tamponat yani kalp çevresinde sıvı birikimi perikard boşlukla ilgili durumlardan sadece biridir. Bir diğeri konstrüktif perikardittir. Bu perikardiyumun sertleşmesi sonucu ortaya çıkar ve bu defa kalp çevresinde sıvı birikimi yerine sertleşen perikardiyum kalbe doğrudan basınç uygulamaya başlar. Perikardiyum bir enfeksiyon sonucu sertleşebilir ve üzerinde yaralar oluşabilir. Ama sonuç olarak ortaya çıkan durum az öncekiyle aynıdır. Yani kalp kanı pompalayamaz. Obstrüktif şoka sebep olan bir başka durum tansiyon pneumotoraksıdır. Tansiyon pneumotoraks plevra boşluğuna hava kaçtığında gelişen bir durumdur. Plevra boşluğu akciğer ve kalbin içinde bulunduğu boşluktur. Bu boşluk diyafram, yan taraflara çizdiğim göğüs duvarları ve üst kısımda da yumuşak doku ile çevrelenmiştir. Tabii bu gördüğünüz çizim plevra boşluğunun son derece basitleştirilmiş bir temsili. Ama yine de bu bölgenin kapalı bir alan olduğunu yansıtıyor, değil mi? Burada evet yine artan basınçtan bahsedeceğiz. Ama bu kez basınç artışı sadece kalbin çevresinde değil plevra boşluğunda da olacak. Şimdi kesici bir aletle yaralanmış bir hasta düşünelim. Göğüs duvarı tek taraflı bir valf görevi görür. Hava plevra boşluğuna dolar ancak buradan bir yere gidemez. Örneğimizdeki yaralı hastada ise aldığı her derin nefeste soluduğu hava yalnızca soluk borusu aracılığıyla değil, yarasından da içeri dolar. Bunun sonucu olarak organlar plevra boşluğundaki bu havadan uzak olacak şekilde yer değiştirirler. Evet, pneumotoraks böyle bir durumdur. Göğüs ya da plevra boşluğuna hava dolar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan basınç da organları yani kalbi, akciğerleri ve soluk borusunu bu şekilde kenarlara doğru iter. Kalp yine basınç altında kalır ve yüksek basınç yüzünden kan kalbe geri dönemez kan basınç bariyerini geçemez ve kardiyak tamponattaki gibi venöz dönüş azalır ve kalbin odacıklarında da küçülme gözlenir. Sırada pulmoner emboli var. Şimdi de birinin düşüp bacağını kırdığını düşünelim. Hastanın bacağı alçıya alınmış olsun. Bacağın alçı içinde hareketsiz kalması, kanın da hareketsiz kalarak pıhtılaşmasına yol açabilir. Derin toplar damarlardaki kan pıhtılaştığında derin toplar damar trombozu olarak adlandırılan durum gelişir. Bu pıhtının bir bölümü zaman içinde bulunduğu yerden ayrılıp dolaşıma katılır ve bu da emboli olarak adlandırılır. Emboli kalpten geçebilir ancak akciğer atar damarlarında takılabilir. Eğer pıhtı yeteri derecede büyükse, Kalp kanı pompalamaya çalışınca kalbin sağ tarafındaki kan sol akciğere ulaşamaz ve sadece sağ akciğere gidebilir. Bu durumda kanın kalbe geri dönüşü sadece tek bir pulmoner toplardamar aracılığıyla sağlanır ve yalnızca bu kadarlık kan beyne ve vücudun geri kalanına pompalanabilir. Ha, son olarak bir de aortik stenozdan diğer adıyla aort darlığından bahsetmek istiyorum. Stenos daralma anlamına gelir ve aort kapağının daralması durumudur. Aort kapağının 3 tabakası vardır. Bu tabakalar yaşamınız boyunca açılır, kapanır ve kanın kalpte işlenmesini sağlar. Hasta yaşlandıkça kandaki kalsiyum bu kapakta birikmeye başlar. Biriken kalsiyumu turuncu sarımsı bir renkle çiziyorum buraya. Evet. Biriken kalsiyum yüzünden kapak işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremez. Hatta durum kontrol altına alınmazsa kapakta daralmalar meydana gelir. Başka bir deyişle kapak açılsa bile kanın geçebileceği boşluk artık son derece dardır. Bu durum kontrol altına alınmaz ve ciddileşirse obstrüktif şoka sebep olabilir. Peki, hastada obstrüktif şok olduğundan şüphelenildiğinde ne gibi laboratuvar testleri yapmak gerekir? Öncelikle tipik kan sayımı değerlerinden olan ve diğer şok türlerinde de görmek isteyeceğiniz serum laktat, arteriyel kan gazı gibi sonuçları görmek isteyebilirsiniz. Buna ek olarak obstrüktif şoku teşhis etmenize yardımcı olacak başka laboratuvar testleri ve diagnostik testler de mevcut. Çok detaya girmeyeceğim ancak bu durumları teşhis etmeye yardımcı olacak testler kullanılmalıdır. Kardiyak tamponat ya da konstrüktif perikarditte kalp ultrasonu yani ekokardiyogram kullanılabilir. Bu sayede kalp çevresinde sıvı birikimi olup olmadığı tespit edilebilir. Tansiyon pneumotoraks gibi bir durumda ise hastanın röntgeni çekilmelidir. Bunlara ek olarak teşhise yardımcı olacak klinik bir yöntem de var. Şimdi hemen boğazınıza dokunmanızı istiyorum. Tam ortada öyle değil mi? Tansiyon pneumotoraks durumunda boğazınızın hafif yanlara doğru kaymış olduğunu görebilirsiniz. Mesela buradaki gibi sağ tansiyon pneumotoraksı olan bir hastanın soluk borusu diğer organları ile birlikte sola doğru yer değiştirmiş olacaktır. Bu klinik yöntem sayesinde tansiyon pneumotoraksı anında teşhis edip hastanın hayatını kurtarabilirsiniz. Evet, şimdi de gelelim tedaviye. Obstrüktif şokun temel tedavisi tıkanıklığın giderilmesinden geçer. Tıkanıklık ortadan kalktığında şok da ortadan kalkacaktır. Örneğin tansiyon pneumotoraksı teşhis ettikten sonra hastayı hemen iğne torakostomi ile tedavi edebilirsiniz. Bu hastanın göğüs duvarına bir tüp yerleştirerek gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Ve bu sayede içeride birikerek kalbe basınç uygulayan hava dışarı atılabilir. Aortik stenozda yani aort darlığında ise valvuloplasti olarak bilinen tedavi uygulanabilir. Bu sayede daralmış olan kapak genişletilir. Pulmoner embolide emboliyi ortadan kaldırmak ya da kalbe embolinin tutunacağı bir katater yerleştirmek gerekecektir. Tamponat durumunda ise perikard boşluğa bir iğne ile girilerek buradaki sıvıyı boşaltmak gerekir. Şimdi toparlamak gerekirse Az önce de söylediğim gibi obstrüktif şok söz konusu olduğunda tedavi tıkanıklığın giderilmesinden geçer. Hoşçakalın.